herkes bana dedi ki, bak bir kere dibe vurdun, artık otur. Hayalleriniz başardıklarınızla tekrar şekilleniyor. İşi iyi biliyorsanız kendinizdeki o gücü fark edebiliyorsunuz. İşi iyi biliyorum, tek eksiğim sermaye. Param yok. Ankara'da sıfır sermayeyle kurulmuş bir girişimci kadın hikayesi. Kim diyorsa ki ben ilk gün kurarken bugün buralara gelmeye hayalini kurdum, böyle bir şey ben çok inanmıyorum. Böyle bir şey yok. Sıfıra vurmuşsunuz, hiç paranız yok. Hani bir para bulmaya çalışırken ben bir gün gelecek de 70 şubeli, 8 ülkede zincir olacak bir markanın hayalini kurarak bu işi yapıyorum. Böyle bir şey yok. Benim girişimcilik hikayem Ankara'ya dayanıyor. Diyarbakırlıyım. Ben de orada doğdum ama sonra babamın işi nedeniyle biraz Konya'da, biraz Ankara'da. Babam doktordu rahmetli. Nohut işletmeyi kazandım ve Ankara'ya geldim. Asıl işlerimin işte başladığı o Ankara yılları başladı. Ankara'nın için yeri bende çok ayrı. İyi bir eğitim hayatım oldu. O zaman tabii böyle girişimcilik dersleri falan yok. Çünkü aslında orada işletme fakültesini bitirenlerin çoğu ya kurumsal hayata gelecekler, girişimciliğin hiç konuşulmadığı yıllar. O işletmeyi bitirdiğimde Diyarbakırlı bir ailenin kızı olmamdan da dolayı biz hep büyük sofralarda yemekler yedik. 100 kişi bir masanın etrafında olduğumuz zamanlar oldu. Herkesin dizilerde gördüğü büyük avlulu evlerde herkes böyle Bodrumlar, Marmarisler popüler olduğu zamanlar tüm tatilimizi Diyarbakır'da geçirirdik. Onun bana geriye dönüp baktığımda neler kattıklarını düşünüyorum. ODTÜ işletmeyi bitirdim. Aile tamamen girişimci olmamı desteklemiyor tabii ki. Devlete girmemi istiyorlar. Ben hiç istemedim. Kamuda çalışmak hiç aklımın ucundan geçmedi. Çok sağlamcıysanız, inişler çıkışlar istemiyorsanız girişimci olmayın diyoruz zaten. Çünkü girişimcilik zor bir süreç. Bari dedim ki kurumsal hayata gireyim ve bir özel sektörde bir savunma sanayi projesine başladım. Çok da hızlı yükseldim. Fakat böyle birinci senenin sonunda ve ilk yıl tabii böyle yurt dışına gittim geldim, maaşları iyi, araba aldım falan, hoşuma gitti para kazanmak ama sonradan dedim ki yani ben burada genel müdür koltuğuna otursam bile mutlu olacak mıyım? Ben hep gençlere onu soruyorum. Önce bir kurumsal hayatı deneyin. Ben bu şirketin genel müdürü, en üst düzeyi, CEO'su, genel müdürü olsam bu beni tatmin edecek mi, mutlu edecek mi? O cevabı bulduğunuz an zaten yolunuzu tayin ediyorsunuz. Herkes soruyor bana, şef misin, yemek yapmayı çok mu seviyorsun, onun için mi bu sektörlere girdin? Aslına bakarsanız yemek yemeyi çok seviyorum. Yapmayı da tabii ki aile genetiğinden dolayı biliyorum. Şef kadar iyi yaptığımı iddia eden biri hiçbir zaman olmadım. Onun için diyorum ki acaba bir kafe mi açsak? Girişimcilik, ihtiyaca yönelik girişimcilik diye bir şey var. Hani bu girişimcilik derslerinde okutuluyor. 90'lı yılların başı Ankara. İstanbul'da da benzer bir durum var. Hastaneler var. O zaman işte McDonald's falan girmiş. Fast food çok hızlı yükseliyor. Fakat bunların karışımı bütün güne yayılan, şu anda işte bizim yaptığımız iş gibi kafelerin daha Türkiye'de olmadığı dönemden bahsediyorum. 90'lı yılların başı. Yurt dışına eğitimlere gidiyorum. Amerika'ya, Avrupa ülkelerine. Orada da görüyorum ya bu kafeler var. Niye Türkiye'de yok falan dediğim dönem. Onun üzerine dedim ki biz bir kafe açalım. 24 yaşlarında planım. Dedim ki ben bir restorana gireyim. Fakat maaştan da olmak istemiyorum. Sevip sevmeyeceğimi de bilmiyorum. Gündüzleri savunma sanayi işimde çalıştım. Akşamları bir restoranda hosteslikten garsonluğa, borç toplamaya kadar pek çok işi yaptım. Burada anladım ki bu iş benim hayalim olabilecek bir iş. Ve onun üzerine istifa edip, işi de orada öğrenip, bir arabam vardı, onu sattım. O zamanki arkadaşım, ortağım da, o da parasını koydu ve biz Ankara'daki ilk kafeyi açtık. Arjantin Caddesi'nde hiçbir yer yok. Tamamen evlerin olduğu bir yokuş. Burada hiçbir şey olmaz denildi. Fakat farklı bir şey yapıyorsanız insanlar koşa koşa geliyorlar. Birinci haftanın sonunda önümüzde kuyruk vardı. 1993 yılı, Ankara'da o zaman daha cappuccino yok. Elmalı pay yok. Cheesecake yok. Bütün bunlar yok. Biz orada ilk defa duvar kağıdı kullanmışız. O zaman daha duvar kağıdı yeni yeni. İngiliz duvar kağıtları çok güzel çizgili. Bir ev sıcaklığında döşenmiş bir yer. Sabahtan açılıyor. Akşama kadar aralıksız servis var. Bizim Diyarbakır'ın rahmetli anneannemin tarifiyle yaptığımız sumak ekşili kuru patlıcan dolması var. Aslında bir doğu batı sentezi oldu. Siyasi, askeri, bürokrasi, iş dünyası herkesi kucaklayan, çok iyi iş yapan bir mekan oldu. Yolu Ankara'ya düşen kime sorsanız, 27 yıl oldu. Mutlaka Ankara'da herkesin bir kere çay kahve de içse yemek de ise uğradığı bir mekan.
evlendik, iki tane de oğlumuz oldu. Hem özel hayat hem iş hayatında ortaklık, ikisi bir arada çok böyle sorunlar yaşamaya başladık. Yani hayat her zaman yukarıya doğru bir ivmeyle gitmiyor. Bazen dibe vuruyorsunuz, bazen çıkıyorsunuz. Benim de işte o 2006 yılı zorlu bir süreç oldu. Hem ortaklığımız bitti hem evliliğimiz bitti. Ve onun üzerine benim ikinci girişimcilik dönemim Big Chefs başladı. Bütün işler eski ortağımda kaldı. Bildiğim iş bu. Başka bir iş yapamam. Dedim ki yeni bir marka kuracağım ve kendim yeni yoluma devam edeceğim. Şimdi önce bir 6 aylık bir depresyon dönemim var. Kurumsal hayatta bir otelin yiyecek içecek müdürü çok iyi olabilirim. İşi iyi biliyorsanız kendinizdeki o gücü fark edebiliyorsunuz. Param yok. Ankara beni yaptığım o 3 tane kurduğumuz marka ile iyi tanıyordu. Dolayısıyla ben herhangi bir otelde hemen olmasa da 3-5 ay içinde bir işe başlayabilirim. Bunun getirdiği bir güven var. O cepte duruyor. İşi iyi biliyorum. Tek eksiğim sermaye. Param yok. Bir işi iyi biliyorsanız, bir hedefiniz varsa, elinizde farklı bir ürün varsa parayı buluyorsunuz. Ki benim o dönemde para daha zor bulunuyordu. Para da tek bulunacak şey tek bankaydı o dönem. Kredi gelince bu konsepti kafamda iyice oturttuğumda bu böyle olacak, 24 saat açık olacak diye bir tane bir küçük tablo hazırladım ve banka gittim. Pek çok banka kabul etmedi. Çünkü gösterebilecek bir teminat gösterebileceğim bir gayrimenkulüm yoktu. Teminatsız o dönemde banka kredisi almayı başaran bir giriş. Şimciğim, gözlerinizdeki pırıltı, işinize hakimiyetiniz, geçmişte yaptığınız işler, gösterdiğiniz o cebinize koyduğunuz o zamanla kazandığınız deneyimlerin hepsi o gün o banka genel müdür yardımcısını ben tamamen teminatsız istediğim krediyi vermeye ikna ettim. İlk Big Chefs'i 2007 yılının Aralık ayında Ankara'da bu şekilde açtım. Big Chefs adını da ben kurdum bunun. Bazı şefler benim işte o yolları ayırmamdan sonra işte bana gelip Gamze Hanım siz eğer bir yola daha çıkıyorsanız birlikte yeni bir marka kurarsanız biz seve seve sizin yanınızda olmak istiyoruz dediler. Bu marka 3 tane o dönemde birlikte yola çıktığım 3 şefin adına kurulmuş bir markadır. İçin yeni bir marka yaratmak çok daha kolay oldu ama bir fark yaratmam gerekiyordu. İyi iş planı hazırlamak, kısa ve az ve öz. Kısaca sen eğer yaptığın işi ve hayal ettiğin işi anlatamıyorsan karşındakine zaten sen de yeteri kadar bilmiyorsun diye düşünüyorum. Ben geçmişte bunları yaptım. Cebimde bunlar var. Burada eskiden farklı olarak ne yapıyorum? Mutfaklarımı tamamen açıyorum. Anadolu mutfağını daha çok ön plana çıkarıyorum bir. Bak çok farklı bir şeydi. Çünkü kendimden söz ettim. İstiyordum. 24 saat açıktı ilk şube. Tüccarla girişimciyi ayırıyoruz. Herkes bana dedi ki bak bir kere dibe vurdun artık otur. Tamam bak kredi borcun da ödeniyor. Sabah gidiyorsun akşam geliyorsun çocuklarını büyüt daha fazla da riske girme. Fakat işinizde bir girişimci ruh varsa o sizi rahat bırakmıyor. Rahat durmuyorsunuz. Şimdi birinciyi açtım kredi biraz ödenmeye başladı. Limiti arttırdım ikinciyi açtım. Üçüncüyü açtım. Ankara yetmemeye başladı bana. Yerel markadan ulusal marka olmanın yolu İstanbul'da. Birinci dükkanı açtım dedim ki ikinci yapayım. İkinciden sonra üç. Hep hayalleri büyüttüm. Dördüncüde artık İstanbul hayalim başladı. Yolları aramaya başlıyorsunuz. İstanbul'a gidiyorum, geliyorum, yer arıyorum falan ama acaba riski bu kadar Ankara iyi gidiyor, İstanbul'da olur mu olmaz mı riski bölmek lazım mı? Bu karar çok önemli. Genelde bizim Anadolu'da özellikle iş yapanlarda ki benim dönemim de daha çoktu. Küçük olsun benim olsun zihniyeti çoktu. Ben ama ilk günden itibaren büyük olsun ben küçük de olabilirim. Yani benim kurduğum ve büyüttüğüm bir markanın değer yaratması çok önemliydi. Onun için ortaklıklara her zaman çok açıktım. Ortaklıkların ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Doğru bir temelde kurulan ortaklıkların bir güç birliği olduğunu düşünüyorum. Şans eseri Ankara'ya gelen YKM mağazalarının bir aile şirketinin 3. kuşağı sevgili Saruhan Tan Ankara'ya YKM'nin işi için geliyor. O da şirketin yönetiminde. Bizim Big Chefs'te bir yemek yiyor. Çok etkileniyor. Onun da aileden ayrı bir iş kurmak istediği bir dönem. Bakın hayaller çakışıyor. Eğer siz bir yola çıkıyorsanız bir şekilde kapılar açılıyor. Mark
şarkınızı çok beğendim ve ailemden farklı da bir iş yapmak istiyorum. Ortaklıkla İstanbul'a açalım mı? Ben İstanbul'a getirmek istiyorum bu markayı diyerek toplantı yaptık. Ve yer aramaya başladık. Nispetiye Caddesi eski popülaritesinde değil. Çok önceleri çok popülermiş, biraz inişe geçmiş, otomobil markalarının merkezi olmuş. Orası hiç aklımıza gelmiyor. Başka yerlere bakıyoruz ama ben o caddeyi de çok beğeniyorum geçerken. Özellikle o köşedeki o güzel binayı da. Buralar olur mu falan derken işte yine hani hayaller, siz yola çıkıyorsanız arka arkaya kapılar açılıyor. Sevgili Ferit Bey, Ferit Şahin, Filistin Sokak'taki şubede yemeğe geliyor. Çok beğeniyor konsepti. Ben de o gün oradayım. Sohbet ettim kendisiyle. İlk defa tanışıyorum. Ay ne kadar güzel, yemekleriniz çok güzel. Neden İstanbul'da yoksunuz dedi. Ben de ya yer arıyoruz İstanbul'da dediğimizde. Bizim işte Etiler'de bir yerimiz var. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. İsterseniz gelin bir bakın dedi. Etiler'deki yeri gördük, beğendik. Aynı gün kiraladık. 2009 Kasım ayında İstanbul'daki Etiler Nispetiye Caddesi köşedeki bizim o kırmızı bayraklarımızın dalgalandığı yeri açtık. Ankara'dan gelen bir marka İstanbul'da büyük fark yarattı. Ardından bütün caddede yiyecek içecek işletmeleri açıldı. Çok hızlı bir büyümeye girdik. 2016 yılına kadar her sene 6-7 şube, 6-7 şube, yani inanılmaz hızlı büyüdük. Markayı İstanbul çok sevdi. Önce İstanbul'da büyüdük. Oradan İzmir'e gittik. Orada Ankara şubelerini büyüttük. 2016 yılına kadar çok hızlı bir büyüme gerçekleştirdik. Artık dünya markası olma hayalleri başladı. İşte o girişimci ruh var ya, durmuyorsun. Her attığınız adımla başka bir aşamaya geçiyorsunuz. Arap Yarımadası'nda işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, o bölgede de Türkiye, İstanbul, Türk dizilerinin en yüksek olduğu dönem. Türkiye'nin popülaritesi çok artmış. Bizim hayaller de o tarafa doğru evrildi. 2014'te Dubai'de ilk şubemizi açtık. İlk uluz orada bir yerel ortakla birlikte. 2016 yılı da şirketimizin önemli dönüm noktalarından biri. Bir Avrupa fonunun bize yatırım yaptığı bir yıl. Ortaklıkları çok seviyorum. Çünkü her gelen ortak yepyeni ufuklar açıyor. Bir kadın markası tek başına kurdu. Bir aile şirketinde deneyim kazanmış. İstanbul'u iyi bilen, perakende iyi bilen bir stratejik ortak geldi. Sonrasında da bir Avrupa, EBRD, IFC gibi Avrupa İmar Kalkınma Bankası'nın falan paralarını Türkiye'de yöneten bir fon. Taksim Kapital'de 2016'da bize ortak oldu. Şimdi biz bu görüşmelere başladık ve Avrupa kapısı çalışmalara başladık. Frankfurt şubemizi açtık. Hem işte Arap Yarımadası'nda hem Avrupa'da, zaten Türkiye'de büyümemizi devam ediyoruz. Parayı da zaten markayı büyütmeye daha çok kullanıyorsunuz. Şimdi sonunda geldiğiniz değer, şu anda 3000 çalışan var. Dünya markası, yani Avrupa'da Frankfurt'un en işlek yerinde sizin bayrağınız dalgalanıyor. Sonuçta Ankara'da sıfır sermayeyle kurulmuş bir girişimci kadın hikayesi. Tamamen başarıya odaklanıyorsun. Başarı, marka iyi olsun, iyi hizmet olsun, fark yaratsın. Yarışınız kendi kendinizle. Zaten kendi kendinize, ben hep söylüyorum, ekibe de söylüyorum. Bugün yaptığınız dünden daha iyi olmalı.